var hocam. Baktığınız zaman kızlarımızın durumu nasıldı, voleybolcularımızın? Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yakın doğunun bayan voleybol takımı gitti ve müsabakalara çıktık. Kazandık da kaybettik de. Ama baktığınızda yani böyle 3-4 takım içerisinde kısır döngüde devamlı müsabaka eden bir takım İtalya'da nasıldı hocam? İşte o 3-4 takım içinde olan kısır döngü ilk maça yansıdı. Oraya bir gidiyorsunuz. Etraf hep öğrenci kaynıyor, seyirci var. Ortam çok farklı ve karşınızda hiç duymadığınız bir lisanda konuşan sporcular var. Yani vücut dili aynı. Yani yansıdı sorun yok derken moraller de bozuldu. Bir anda yani ilk defa hiç tanımadığınız biriyle maç yapacaksınız. Doğru. Ve nasıl vurduğu, nerelere vurduğu, neleri yapacağı hiç belli olmayan bir takım. Aynı şey sizin için de geçerli. Yani rakip de sizi o şekilde düşünüyor. Bir antrenör olarak, bir koç olarak çok önemli değil mi? Ha, çok önemli çünkü sizin takımda biz artık bu ligde herkes kimin hangi topa nasıl vuracağını biliyor. Ama orada öyle bir şansınız yok. Rakip sizden çok çok avantajlı çünkü yılda belki de 50 maç yapıyor. Siz burada 10 maç. Çok büyük avantaj. Sahaya bir çıktık, onların o rahatlığı var. Yani kızlar 50 maç yapıyor ligde. Geliyor orada üniversitesinde maçlarını yapıyor ve böyle bir sahaya çıktı. Bizim takım ilk defa çıktı, bir şey yaptı. Yani bir bocalama oldu. Bocalama oldu ve ilk maçı kaybettik biz. Ama daha sonra yaptığımız maçları kazanınca otomatik bir üst tura çıktık. Bir üst tura çıktıktan sonra rakibimizi rahat bir oyundan sonra yendik. Çeyrek finalde ilk maçta yenildiğimiz takımla oynadık. İlk maçta yenildiğimiz takımla oynadık. Bu sefer onlar 3-0, 2-0 gitti. Bitirdi yani. Çünkü artık öğrendin, o rahatlığı da aldın. Garip de gelebiliyorsun. Gördün ki bir şey yok. Onları yendikten sonra yarı finalde bir Rus takımı vardı. Gerçekten bizim ligi değil. Türkiye liginde oynayabilir bir takım. Mükemmel. Yani bizim web sayfamızda fotoğraflarımız var. Biz duruyoruz takım olarak, hocalar olarak. Bizim arkamızda duruyor kızlar. Görünüyorlar yani. Onları biz engellemiyoruz. Başları bizim üzerimizde. Artık siz düşünün boylarını. Öyle bir takım. Ve inanıyorum ben onlardan bir tanesi, iki tanesi de yani Rus gençler milli takımda oynuyordur. İşte Umar Hocam, ya bu yapmış olduğunuz tanımlamadan yine altyapı konusu kendisini ister istemez gösteriyor ve her zaman da gösterecek. Sporda, yani sadece sporda da değil bu. Altyapı olmazsa bir kısır döngüye gitme söz konusudur. Mutlaka. Yani ben ondan dolayı diyorum. Yani Kuzeyyurt bölgesinde bir voleybol takımı kurulmazsa ve ilkokullarda öyle bir çalışma yapılmazsa o taraf zaten bitti. Lefkoşa'da bu aynı. Başşehir. Girne'de hiç olmadı. Şimdi bunu bölgesel olarak ele alırsak her bölgemizde üniversitelerimiz mevcut. Evet. Nasıl Yakında Üniversitesi her yok branşta olacak. Şampiyon olsam da olmasam da tabii şeklinde müsabakalara katılıyorsa bence diğer üniversitelerimiz de bizlere kızmasınlar. Onlar da bu şekilde olsunlar. Ama işte bir iki dalda şampiyon olup da, ki bu küçük görmek değil, kesinlikle yanlış anlaşılmak istemiyorum ben burada. Bir iki dalda işte girdim şampiyon oldum demek de bence orada birazcık etik sayılmıyor gibime geliyor. İşte o zaman da yani sadece kendine bir nasıl diyeyim? Yani kendine bir şey çalışma yapıyor demektir. Yani topluma hizmet açısından öyle bir şey yok. Anlaşılıyor mu? Çok yani, önemli. Yani biz bunu da hedef alarak yapıyoruz. Yani topluma hizmet olsun diye de bir şekilde bu çalışmalar yapılıyor. Ben temenni ederim ki onlar da bunu keşfederse ve bu uygulamaya geçerse o bölgelerde de üniversitelerimiz bunu üstlenirse topluma hizmet olarak varız. Ben inanıyorum ki bu yavaş yavaş gelişecektir. Çünkü orada da insanlarımız vardır. Yani çocuklarımız vardır. Niye bunlardan mahrum kalsınlar? Evet. Süremizin sonuna yaklaştık. Bir duyuru daha yapayım hocam. Sen duyurunu yap ve ağır ağır programımızı kapatalım. Evet. Son duyurumuzu söylüyorum. 22 Aralık Perşembe günü akşam saat 20'de okulumuzun Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde evet, dans şöleni yapılacaktır. Çok güzel. Bu her yıl geleneksel olarak yapılmaktadır.
ve birçok dans grupları, tarihi tekrar verelim istersen saatini. Bir kez daha verelim. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın düzenlediği, evet, 22 Aralık 2011 Perşembe akşamı saat 20'de Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde büyük salonumuzda dans şöleni yapılacaktır. Ve bu dans şölenine okulumuzun bünyesinde olan dans gruplarının yanında dışarıdan birçok dans grubu, halk oyunu ekibi de katılacaktır. Buradan herkesi oraya davet ediyorum. İşte yakın doğu bir yerde gene, değil mi? İşte bir şekilde dans olayı veya halk oyunları ekibine de lokomotiflik yapıp bölgede böyle Aynen. halka hizmet de icra ediyoruz. Evet, eklemek istediğin başka bir olay yoksa programı kapatacağım. Hocam size teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bana sağlamış olduğun bu arkadaşlık, dostluk, birlikte üniversitemizin spor olaylarını, her ne kadar da programımızın adı gündem yakında olsa ki sadece sporu değil, başka başka olayları da burada masaya yatırabiliriz, tartışabiliriz. Çünkü işin içinde olduğun zaman her şey farklı oluyor. Yeter ki kendini o işe ver diye bir anons geçelim. Evet sayın izleyiciler, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ekranlarından, Hedef Yakın Doğu programından da bu haftalık bu kadar diyoruz. Bizi izlediğiniz için, bu kanaldan ayrılmadığınız için size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hoşça kalın efendim.